Makaleler arasından. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 29 Ağustos Perşembe, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de İsmail Kapan'ın İstanbul'u yine sel aldı başlıklı makalesini sunuyorum. İstanbul'un bir numaralı ulaşım güzergahı olan D100 Karayolu, diğer adıyla E5'in üzerindeki yaya geçitlerine ta seçimlerden önce asılmış olan afişler var. Şöyle yazıyor: tam yol ileri. Afişteki yazıyla yoldaki durumsa taban tabana zıt. Tam yol ilerlemek şöyle dursun, bazı noktalarda çeyrek yol bile yok. Anlayacağınız durum özetle şöyle: tam yol stop. Hal böyle olunca 20 kilometrelik mesafeyi 1,5 saatte gidemiyorsunuz. Hele bir de kaza veya arıza vuku bulmuşsa yandı gülüm keten helva. Hasılı trafik çilesi İstanbul'da yaşayanların hiç bitmeyen kabusudur. Bu kabus ne zaman ve nasıl sona erer bugün için belli değil. İstanbul'un bir de özellikle son çeyrek asırdır 1999'dan beri her sarsıntı vesilesiyle hatırlanan, kısa süreliğine hararetle konuşulup tartışılan ve sonra unutulan en büyük korkusu var: muhtemel büyük deprem. Allahü Teala muhafaza eylesin. Elbette bilim adamlarının şümullü ilmi çalışmalarla yaptıkları tespitlere ve bu istikamette yaptıkları uyarılara çok dikkat etmek lazım ama neticede sebeplere yapışmanın yanında Allahü Teala'nın merhametine sığınmaktan başka bir çaremiz yok. Ona tevekkül edeceğiz. İmkanlar dahilinde daha dayanıklı yapılar inşa etmek, zayıf ve yıkık olanları ise tahliye ve tasfiye etmek, bunu da olabildiğince süratli şekilde yapmaya çalışmak lazım. Zira işin şakası yok. Türkiye baştan sona fay hatları üzerine kurulu bir ülke. Jeoloji uzmanları her gün yeni yeni faylar tespit ediyor. Türkiye, bütün imkanlarını seferber ederek 6 Şubat 2022 Kahramanmaraş depremlerinin tahribatını ortadan kaldırabilmek için çalışıyor. Bu arada yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen küçük ölçekli depremler dahi vatandaşlarımızı anında panik haline sürüklüyor. Aslında 1999 Gölcük depreminden beri bu panik devam ediyor. İstanbul'a dönersek, bilir kişilerin tespitlerine göre mega şehirde depreme karşı dayanıklı olmayan 1,5 milyon konut var. Ve bunların bir an evvel dönüştürülmesi gerekiyor. Maraş depremlerinde 13 ilde yıkılan, ağır hasar gören ve 650 bin konutu dikkate alırsak İstanbul'da ne gibi bir durumla karşı karşıya olduğumuz derhal anlaşılır. Bu arada sık aralıklarla kendiliğinden yıkılan binalar veya çevresindeki hafriyatlardan etkilenip çöken koca apartmanlar durumun vahametini çok keskin biçimde anlatıyor. Yetkililerin ikazları, beyanları ne kadar yankı buluyor orası çok net değil. Lakin göz ve kulak ardı edilmeyecek olan şey şudur: İstanbul'da durum çok ciddi. Kentsel dönüşüm denilen işi ne kadar çabuk halledersek o derece rahat ederiz. Şehir kurmak sadece bina yapmak demek değil. Şehrin altyapısı en az üstünde inşa edilen binalar kadar mühim. Normal şartlarda ulaşımı rahat sağlayacak, fevkalade hallerde de sirkülasyonu kolaylaştıracak yolların mevcut olması gerekir. Bu da planlı şehirleşmeyle mümkün. Aynı şekilde yerleşik nüfusun miktarına uygun kapasitede kanalizasyon şebekesinin önceden inşa edilmesi şart. Gökdelenleri dikip yüz binlerce insanı oraya yığdıktan sonra yapılabilecek bir şey kalmıyor. Bakınız, son iki günde İstanbul'u yine sel aldı. Tabii sadece İstanbul'u değil, Ankara'yı, İzmir'i, Adana'yı, Mersin'i, irili ufaklı bütün şehirlerimizi sel basıyor ne yazık ki. Mesela dün Bilecik'te olduğu gibi. İklim ve meteoroloji uzmanları nice zamandır ikaz ediyor. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri yağışların afet haline dönüşmesini tetikliyor. Bu sebeple şehirlerdeki su ve atık kanalizasyonlarının yeniden tasarlanması ve kapasitesinin genişletilmesi şart.
Aksi halde şiddetli yağışların vukuunda su baskınları kaçınılmaz olur. Peki bizim memleketimizde bu ikazlara ne denli kulak veriliyor acaba? Şehir planlamacıları bu hususta konuşsa da durumumuzun ne kadar içler acısı olduğunu bir defa daha duysak. Dün bütün gün boyunca televizyon kanalları İstanbul'da ev ve iş yerlerine su basan vatandaşlarımızın perişan halini yansıttı. Pek çok yerde düşük zemindeki ev ve iş yerlerinin birkaç metrelik göle dönüştüğünü hep beraber çaresizce izledik. Ekonomik sıkıntıların belimizi büktüğü bu zamanda bir de böyle afetlerle yüz yüze gelmek sıkıntıları katmerleştiriyor maalesef. Şu kas katı gerçeği hiç unutmayalım. Dünyada tabiat düzeninin hızla tahrip edildiği bir ortamda hayat şartları giderek daha zorlaşacak ve insanoğlu daha sık şekilde afetlerle karşı karşıya kalacak. Bir tarafta aşırı sıcaklıklar ve şiddetli kuraklıklar, diğer yanda afete dönüşen yağışlar, kasırgalar, tayfunlar, hortumlar. Bugüne kadar daha ziyade okyanuslarda ve kıyılarındaki ülkelerde görmeye alışık olduğumuz şiddetli tabiat hadiselerine artık memleketimizde sıkça şahit oluyoruz. Hakikaten Antalya'da oluşan hortumlar kimi zaman Hint Okyanusu'ndaki benzerlerini aratmıyor. Afete dönüşen yağışlar ne var ne yok önüne katıp sürüklerken, öyle ki toprak kaymaları bazen yerleşim yerlerini yutarken, bir tarafta kuraklıklar bütün canlılar için alarm veriyor. Bakınız, Türkiye'nin bütün önemli gölleri kuraklık tehlikesi altında. Son olarak Eğirdir Gölü'nü kurumaktan kurtarmak için başlatılan bir çalışma var. Dileriz bu ve benzeri gayretler başarıya ulaşır. Türkiye Gazetesi'nde İsmail Kapan'ın "İstanbul'u yine sel aldı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Haşmet Babaoğlu'nun "Titanlar Çarpışıyor" başlıklı makalesini sunuyorum. Yüzyılın ikinci çeyreğini ne belirleyecek? Devletler arasındaki hegemonya savaşları mı? Yoksa küresel oligarşinin iç çatışmaları mı? Yaşayıp göreceğiz. 20 Ağustos sabaha karşı dört sularında Sicilya'nın şirin mişirin balıkçı köyü Porticello'da fırtına patladı. Sonra bulanık görüntü kayıtlarına bakılırsa su hortumuna benzer bir şey gerçekleşti ve koyda demirli yatlar arasında bulunan 55 metrelik süper yelkenli Bayesian nasıl olduysa alabor oldu. Kazada kurtulamayanlar arasında İngiltere'nin Bill Gates'i denilen ünlü teknoloji girişimcisi Mike Lynch, Morgan Stanley Yönetim Kurulu Başkanı Jonathan Bloomer ve Lynch'i Amerika'da 10 yıl süren davadan beraat ettiren Clifford Chance şirketinin ünlü avukatı Chris Carvello da vardı. Şimdi şuna dikkat. Amerikan derin devletiyle bağları bulunan Hewlett Packard şirketi, Lynch'in bir satış sırasında kendilerini dolandırdığını öne sürüp dava açmıştı. Olağanüstü zekasıyla dikkat çeken 59 yaşındaki milyarder Lynch ve arkadaşları işte o gece yatta bu davanın kapanışını kutlamışlardı. Ama ilginç bir nokta daha vardı. Davada yargılanan ve bütün işlerde Lynch'in sağ kolu olarak bilinen Stephen Chamberlain'e birkaç gün önce sabah koşusunda araba çarpmıştı. Chamberlain, süper yatın battığı gün hastanede son nefesini verdi. Olayın perde arkasını, detaylarını Ergün Diler günlerdir yazıyor, meraklısı okumalı. İki nokta dikkat çekici. Birincisi, yatın Avustralyalı tasarımcısı ısrarla bu yat kesinlikle batmaz, alabora olamaz diyor. İkincisi, çevredeki teknelerde bir şey yok, konukların sıkıntılı olanları ölmüş, mürettebatın tamamı kurtulmuş. Araştırmalara katılan İngiliz dedektifler şaşkın. Yatın kaptanı dedektiflere konuşmayı reddetti, avukatını bekliyor. Şimdilik suçu belli, teknenin 72 metrelik seren direği. Soru şu, Sicilya'nın küçük bir balıkçı kasabasında yaşananlarla mesela Ukrayna, Orta Doğu ve Uzak Doğu'da yaşananlar arasında bir bağ var mı? Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri sahne arkasında dövüşüyorlar mı?
Sabah gazetesinde Haşmet Babaoğlu'nun Titanlar Çarpışıyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş operasyonu başlıklı makalesini sunuyorum. Ekrem İmamoğlu cephesinde müthiş bir siyaset mühendisliği çalışması yapılıyor. Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yaptılar, şimdi sıra onun yardımcılarını belirlemeye kaldı. Amerika'da bile başkan adayının tek yardımcısı oluyor ama Ekrem İmamoğlu için iki cumhurbaşkanı yardımcısı belirlenmiş. Amerikan modelini de aşan bir sistem. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek 5 kişilik bir ekipten söz ediliyor. Bu sanki CHP genel merkezinde 5 kişiden oluşan bir ekip gibi anlaşıldı ama öyle değil. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi çalışmalarını planlayan 5 kişilik kurmay takımı var. İsimlerini zamanı gelince yazacağım. Onlar İmamoğlu adına siyasi mühendislik hesapları yapıyorlar. Mansur Yavaş ismi de bilinçli olarak ortaya atıldı. Daha doğrusu Mansur Yavaş'a operasyon çekildi. Bir de Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacakmış. Bir başkan yardımcısı erkek, diğeri de kadın olacakmış. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak belirlenmiş. Bu model Amerikan modeli değil. PKK'nın siyasi kolu olan DEM Parti'deki eş başkanlık sisteminden esinlenmiş. Hep sanatçılarımız başka birisinin şarkısını aşırdığında ya da bazı yazarlar intihal yaptığında esinlendim diyecek değil ya, Ekrem İmamoğlu'nun ekibi de DEM Parti'deki eş başkanlık sisteminden esinlenmiş. DEM'de eş başkanların biri erkek, diğeri kadın oluyor. Biri Kandil'in, diğeri partinin belirlediği isim aday gösteriliyor. Ekrem İmamoğlu'nun yerine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş aday gösterildiğinde nedenini sormuştum. Batı'ya çağdaş, modern bir kadını yerine aday gösterdi mesajını vermek için seçildi denilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun her işi siyaset mühendisliği üzerine kurulu, her adımı Batı'ya çağdaş bir görüntü vermek amacını taşıyor. Hatırlarsanız ilk seçildiğinde eşi Dilek Hanım'la Haliç üzerine kurulu bir platformda tenis maçı yapmışlardı. İmamoğlu bunu sosyal medyadan "Eşim Dilek İmamoğlu'yla Haliç'in ortasında tenis oynadık" notuyla yayınlamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olduğunda Eyüp Sultan'da Yasin-i Şerif okumuş, 10 Kasım'da Atatürk'ü anma toplantısında ise eşini dansa kaldırmıştı. İmaj birileri için hiçbir şey olabilir ama İmamoğlu için her şey. Hacı Bektaş Veli anmalarına sponsor olmasının, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etmesinin arkasında da Alevi kesiminin oylarını alması çabası yatıyor. Bu arada dün akşam siyasi kulisleri hareketlendiren bir gelişme yaşandı. 1 Eylül'de Özgür Özer'le Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu birlikte ziyaret edecekler. İmamoğlu'nun bundan memnun kalacağını zannetmem. Aslında Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu daha önce ziyaret edecekti. Çarşamba günü üzerinde duruluyordu ama görüşmek istenmesine rağmen Kılıçdaroğlu geri dönüş yapmamış, sonra 1 Eylül Pazar günü üçlü görüşme üzerinde mutabık kalınmış. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı yardımcılarını da siyasi mühendislik hesabına uygun olarak belirlemiş. Merkez sağ ve milliyetçilerden oy almak için Mansur Yavaş, laik ve seküler kesimle Kürtlerin oyunu almak için kadın yardımcı seçmiş. Ancak Mansur Yavaş konusunda baltayı taşa vurdu. Mansur Yavaş bu tür haberlere ateş püskürdü çünkü bu Mansur Yavaş'a yönelik bir operasyondu. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı. Eğer CHP kendisini aday göstermezse 100 bin imza toplayıp aday olacak. Ayrıca İyi Parti de aday gösterebilir. Mansur Yavaş merkez sağ milliyetçi kesime hitap edecek. Cumhurbaşkanı adayı olmaya kararlı olan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin en büyük favorilerinden biri olan Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olarak göstermek demek, onu yarıştan düşürmek demek. Ancak İstanbul'da yapılan hesaplar Ankara'da bozuldu. Ekrem İmamoğlu karşısındaki en büyük rakibini tahrik etmiş oldu. Mansur Yavaş bundan sonra çalışmalarını daha da hızlandıracak. Ekrem İmamoğlu ile arasına daha çok mesafe koyacak. Cin şişeden çıktı. Avrupa Birliği toplantısında Hakan Fidan farkı. Bugün Türkiye-AB ilişkileri açısından olumlu bir gelişme yaşanacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5 yıl aradan sonra bugün Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısına katılacak. Gündemde vize serbestisi ve gümrük birliği konusu var. Ama ondan öte Türkiye'nin Avrupa Birliği toplantısına davet edilmesi önemli. Neden önemli? Aman Avrupa Birliği bizi yıllar sonra davet ediyor diye bir kompleksin içinde değilim ama Türkiye-AB ilişkilerini önemsiyorum. Bu ilişki sadece Türkiye açısından değil, Avrupa Birliği açısından da çok önemli. Bakın, pergelinizi Gazze'nin üzerine koyup 360 derecelik bir daire çizin. Türkiye onun içinde yer alıyor. Pergelinizi Kiev'in ortasına koyup 360 derecelik bir daire çizin. Türkiye onun içinde yer alıyor. Hem Gazze konusunda hem Rusya-Ukrayna savaşında dünyada sözü olan ülkelerden biriyiz. Netanyahu savaşı bölgeye yaymak istiyor. Hizbullah İsrail'le savaşa girecek mi? İran'la İsrail arasında savaş çıkacak mı? Savaş bölgeye yayılacak mı? Rusya ile Ukrayna arasında bir barış masası kurulma ihtimali var mı? İstanbul, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapabilir mi? Bu konularda sözü olan tek ülke Türkiye. O nedenle Türkiye'nin Avrupa Birliği toplantısına katılması bir lütuf değil, bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Ayrıca Hakan Fidan sıradan bir dışişleri bakanı değil. MİT başkanlığından gelen, Orta Doğu'yu avucunun içi gibi bilen operasyonel bir isim. Hakan Fidan'ın yapacağı değerlendirmelere en çok Avrupa Birliği'nin ihtiyacı var. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş operasyonu başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Tunca Bengi'nin Gazze Gerçeği ve Animasyon Savaşları başlıklı makalesini sunuyorum. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyor gibi diye uyarırken, Amerika ise utanmadan hala ateşkes müzakerelerinde herhangi bir çöküntü olmadığını, aksine tarafların belirli bir ilerleme kaydettiğini söylüyor. Taş üstünde taş kalmayan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 40 binin üzerinde masum insanın katledildiği, İsrail ordusunun tahliye emri verdiği ve saldırmaya hazırlandığı, bazı bölgelerde Birleşmiş Milletler faaliyetlerinin de askıya alındığı bir yerde hangi ilerlemeden söz ediyorlarsa? Dolayısıyla bu insanlık ayıbına Netanyahu gibi bir katili arka çıkarak cesaretlendiren başta Amerika, batılı ülkelerde ortaklar. Her ne kadar arada bir Gazze'de yaptıklarından dolayı Netanyahu'yu sanki eleştiriyormuş havası takınsalar da hepsinin elleri kanlı. Bundan da hiç pişmanlık duymuyor, aksine Netanyahu'nun kendi koltuğunu korumak uğruna savaşı bölgeye yayma şuursuzluğuna dahi arka çıkıyorlar. İsrail'e kol kanat germek adına dünyaya posta koyuyorlar. Doğrudan taraf pozisyonuna geçiyorlar. Bölge savaşı denildiğinde ise vekiller arası süre gelen bir sıcak temas hep var zaten. İsrail'le İran'ın, Hizbullah, Haşd-i Şabi, Husiler gibi aparatları arasında karşılıklı saldırılar aleni ve sıkça tekrarlanıyor. Tırmandırılan gerilimin, tantananın nedeni de aslında çok basit. Büyük bir savaş endişesiyle Gazze meselesini dikkatlerden kaçırmak. Netanyahu'nun Gazze'de yaptığı ve hala devam eden katliamı, uluslararası yardım görevlilerini dahi vurduğunu unutturmaya çalışmak. Onun için de İsrail sürekli İran'ı tetikliyor, bilerek isteyerek gerilimi tırmandırarak bu havayı kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Olay bölgeyi yakacak bir savaş tehdidi ne kadar büyürse, Gazze'deki insanlık adına utanç verici görüntülerle kimse ilgilenmez, hiçbir ülke dönüp bakmaz, kendine yönelik tepki azalır diye. Nitekim son zamanlarda konuşulanlar İran'ın olası misillemesi ya da Lübnan odaklı İsrail-Hizbullah çatışmalarına kurgulu hep. Onlar da şimdilik Gazze'deki gerçek savaş görüntülerinden ziyade animasyon çatışmaları şeklinde gerçekleşiyor. Ve de sanki danışıklı dövüş algısıyla.
tıpkı Nisan ayında İran'ın İsrail'e gönderdiği ve 7-8 saat havada kalan neredeyse tamamı da imha edilen füzeler gibi. Ki Amerika ile İran arasında misillemenin nereye olacağı konusunda pazarlık yapıldığı iddiaları da var malum. Milliyet gazetesinde Tunca Bengen'in Gazze Gerçeği ve Animasyon Savaşları başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Emin Pazarcı'nın Özür Diliyorum başlıklı makalesini sunuyorum. Biliyorum, değmeyecek bir kişi için vaktinizi alıyorum, farkındayım. Bu köşeyi Türkiye'nin pek çok önemli meselesi varken böyle bir kişiliğe ayırıyorum, o yüzden peşin olarak hepinizden özür diliyorum. Ama bahsettiğim zat önemli olmasa da siyaset müessesesine verdiği zarar çok ciddi ve önemli. Ayrıca birilerinin de yazması, ortaya dökmesi ve tartışması lazım bunları. Yıllar önceydi. Akşam eve giderken meclisten bizim çocuklardan bir telefon geldi. Abi, burada büyük kavga var, millet birbirini öldürecek dedi. Hemen yönümü değiştirdim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden içeri girdim. Gerçekten de büyük bir itiş kakışın arasına düştüm. Şimdi adını vermeyeyim, ilk gördüğüm bir Yozgat milletvekiliydi. Elinde tabanca vardı. Durum bu olunca doğal olarak çok büyük bir olay yaşandığını düşündüm. Sonra gözüme Cemal Enginyurt çarptı. En ateşli olanlardan, bağırıp çağıranlardan biri de oydu. Her ikisini de ilk tanımam böyle gerçekleşti. Çok açık ve net olarak yazıyorum, daha sonraki yıllarda bu kişileri hep sıkıntılı fotoğraflar içinde gördüm. Olay neydi derseniz, hedef rahmetli Sadi Somuncuoğlu'ydu. Anayasal hakkını kullanıp Cumhurbaşkanı adayı olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na dilekçesini vermeye gitmişti. Vay, sen misin bunu yapan? Henüz içeri girmeden meclis bahçesinde saldırıya uğramıştı. Yanında bulunan Latifcan gibi isimler rahmetliyi zar zor bunların ellerinden kurtarıp oradan uzaklaştırmıştı. Dün gibi hatırlıyorum, orada olay anında Cemal Enginyurt ve çevresindekilere sert tepki göstermiştim. Yazdım bunları zaten o günlerde. Peki sonra ne oldu? Ne olmadı ki? Bu Cemal Enginyurt'un kameralar karşısında ulumasını izledik biz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a metiyeler düzmesine, Canan Kaftancıoğlu ve Özgür Özel'e kaos çıkarıyorlar, provokasyon yapıyorlar demesine şahit olduk. Hatta hızını alamayıp CHP'lileri darbecilikle suçladığı, sorunuz 15 Temmuz darbecileri gibi olacak dediği görüntüleri izledik. Neler yapmadığı, neler demedi ki? CHP İstanbul İl Başkanı'na faşist bile dedi. Selahattin Demirtaş ve Sera Kadıgil gibi isimlere karşı yenir yutulur olmayan ifadeler kullandı. Sonra evrildi çevrildi, CHP'den aday oldu, milletvekili seçildi. Bu defa yönünü çevirip daha düne kadar övgüler düzdüğü, önlerinde eğildiği isimlere ve Cumhur İttifakı'na atışlar yapmaya başladı. Dün komünist diye tükürürcesine isimlerini zikrettiği kişilerle aynı safta yer aldı. Müslümanların birbirlerine Allah'ın selamını vermesinden bile rahatsız olup ben Arap mıyım, ben günaydın derim sözcükleri dudaklarından döküldü. Bunlar örnekler içinden sadece birkaç örnek. Neler yaptı neler? Sıralamaya kalksak kitap olur. Unutmadan ekleyelim, gazeteci arkadaşımız Latif Şimşek'e de televizyon stüdyosunda saldırıda bulunup şiddet kullandı. Şimdi ben bu adamı havaalanlarında, VIP salonlarında görüyorum. Milletin vekili olarak kendisine gösterilen özel muamele ve ayrıcalığa şahit oluyorum. Kimse kusura bakmasın ama Türkiye'de siyaset işte bu yüzden dibe vuruyor. Siyasetçilerin itibarlarını da bu tipler aşağılara doğru çektikçe çekiyor. Akşam gazetesinde Emin Pazarcı'nın Özür Diliyorum başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Ergün Diler'in
Bal Gibi Yalan başlıklı makalesini sunuyorum. Modern hayatlar köyleri, kasabaları küçültüp şehirleri büyütüyordu. Şehirler batıda tanımlandığı gibi bölge bölgeydi. Merkezde varlıklı insanlar yaşarken çeperlere doğru gelir düzeyi azalmaktaydı. Merkezden uzaklaşıldıkça sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel farklılık baş gösteriyordu. New York'ta, Rio'da, Berlin'de, Paris'te, İstanbul'da böyleydi. Şehirlerin kalabalığını oluşturan kitleler kentin yükünü çekenlerdi. Evden işe gitmek için çaba harcayan da, kirasını, elektriğini, doğalgazını, aidatını karşılamak için çırpınan da, temiz havaya, suya ulaşmak için didinen de, çocukları için güvenli ve özenli eğitim isteyen de bu insanlardı. Yaşamla girişilen mücadele çok kez insanı yorgun düşürmekteydi. Mağlubiyetlerle dolu öyküler, eksik kalmış hamleler, sonu gelmeyen hayaller kişilerin kendini tanımlarken zorluk çekmesine de neden oluyordu. Oysa modern dünyada kimlik şarttı. Futbol bunların en kestirme yoluydu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. 3000 liraya alınan formanın yanına konulan kombine elit kart efekti oluşturuyordu. Maç günü hiç olmadığı kadar keyifli başlangıç yapılıyor, hazırlıklara start veriliyordu. 90 dakikalık karşılaşma için bir gün harcanıyordu. Mesele asla ve kat'a sadece futbol değildi. Hiç olmamıştı. Büyük şehirlerin içinde kaybolan, istediği hedefe gidemeyen, zorluklardan haftada bir günde olsa kaçmak isteyenler stadyumlara koşuyordu. Hiç tanımadığı, hiç görmediği, memleketini bilmediği, daha ötesi adını sormadığı insanlarla omuz omuza veriyor, şarkılarla, türkülerle, marşlarla gerçek hayattan alamadığını almaya çalışıyor, bulduğu kimlikle bunu haykırıyordu. Üzerindeki forma renkleri ona bu geçiş üstünlüğünü veriyordu. Evini zor geçindirse de, her şey istediği gibi gitmese de, yeşil zeminde top peşinde koşturan, yılda 8-10 milyon euro kazanan futbolcuya küfür etme özgürlüğünü yakalıyordu. Protesto hakkını ele geçiriyor, bazen kişisel, bazen kitlesel tepkileri esirgemiyordu. Çekinmiyordu. Hayatın normal akışında karşılaşmayacağı futbolcuya, yöneticiye, başkana yakın durabiliyor, gider yapabiliyordu. Bulunduğu atmosferde her şeyden önce yalnız olmadığını görüyordu. Stadyumları dolduranlar da onun gibiydi. Herkesin hayatla bir savaşı vardı. Bu çok kez hatırlanmak istenmezdi. Unutmak güzel ve masrafsızdı. Futbol bu hizmeti sunuyordu. Maç bittikten sonra ekranları dolduran eski golcüler, kaleciler, hakemler, yöneticileri izlemek de işin sos kısmıydı. Şov kısmıydı. Tiyatro kaldığı yerden devam ediyordu. Evdeki formalı psikoloji günün bitmesi için gerekliydi. Çünkü sabah gerçek hayat gün ışığıyla birlikte herkesi kucaklayacaktı. Garip bir şekilde son dönemde takımlarımız İsviçre ekipleriyle karşılaştı. Avrupa'da üst frekansta devam etmek için onların aşılması gerekiyordu. Önceki akşam Galatasaray'ı izledim, Beşiktaşlı olarak. Sarı kırmızılılar yıllık 75 milyon euro maaş bütçesine sahipti. Karşısındaki Young Boys ise oyuncularına yılda 13 milyon euro ödüyordu. Young Boys 63, Galatasaray ise 209 milyon euroluk kadrolara sahipti. Daha da ilginci, Galatasaray'da Icardi'nin yıllık maliyeti 14 milyon euroydu. Yani Young Boys'tan fazla. Gabriel Sara 18, Elias 9 milyon euroya mal olmuştu. İsviçre ekibi ise sadece 1.6 milyon euro bonservis ödemişti. Sarı Kırmızılılar son iki sezonda Avrupa'da 6 maçta tek galibiyet almıştı. Yenildiği takımlarla ekonomik uyuşmazlık yine aynıydı. Young Boys İstanbul'a geliyor ve rövanşta tek golle galibiyeti alıyordu. Kendi liginde ise en alt sıradaydı. 5 maçta 3 puanla tanışamamışlardı. Galatasaray ilk galibiyetleriydi. Bu tablo Fenerbahçe için de farklı değildi. Lugano'yu zor bela geçiyorlardı. Sarı lacivertliler bu yıl transfere 50 milyon euro harcıyordu. Mourinho zaten büyük bütçenin ta kendisiydi. Lugano 35 milyon euroluk takımken Fenerbahçe kadrosunun karşısına 215 milyon euro yazmaktaydı.
Beşiktaş şimdi Lugano ile karşılaşacaktı. Kazansak da ekonomik gerekçelerin getirdiği bir üstünlük kuramıyorduk. Yöneticiler, yorumcular, hakemler, gazeteciler yani herkes sistemin devamı için bilerek ya da bilmeyerek çalışıyordu. Sistem korunsun diye federasyon başkanlık seçimleri de kulüp başkanlığı seçimleri de sancılı geçiyordu. Yöneticiler kendi şirketlerinde yapmayacakları tüm hata limitlerini kulüplerde kullanıyorlardı. Borç dağ oluyordu, altyapı yoktu. Akıl ve bilim yoktu. Okul, kulüp, oyuncu ve bakanlık arasında bir model kurulamamıştı. Yeni gelen bulunamıyordu. Buna karşı ne hikmetse dönen para çok büyüktü. Sanal bahis ve buna yakın organizasyonların topu yeşil sahalardan çok uzağa götüreli çok olmuştu. Yönetici, menajer ilişkileri ise ayrı bir paragraftı. Statları dolduran binlerce insan formasını üzerine geçirdiği kulübün başarısını kendi hanesine yazıp mutlu olacaktı. Onunla gurur duyacaktı. Kaçırdıklarının baş edemediklerinin rövanşını belki böyle alacaktı. Sevinecek, gözyaşı dökecek, hiç olmadığı kadar yere sağlam basacaktı. İşine de, evine de gururla girecekti. Veli toplantısındaki hali bile dikkat çekecekti. Oysa bizdeki futbol günden güne eriyen bir buz kalıbıydı. Topun hızı, oyuncu ritmi, mesafe algısı, dayanıklılık, oyun kurgusu gibi parametrelerde hep gerideydik. Her yıl getirilen, bir çuval para verilen teknik adamlardan mucize bekliyorduk. Bunlar akıllı insanlardı. Bizdeki futbolun ruhunu anlamaları, tribünleri çözmeleri en fazla 2 maç alırdı. Kontratlar zaten ceplerindeydi. Tüm hikaye, kitlelerin umut edip hayal kırıklığı yaşaması ve tekrar rüyaya geri dönülmesi üzerine kurulmuş gibiydi. Bunca paraya rağmen neden olmuyordu? Köy takımları karşısında bile tutunamayan bir hale nasıl geliyorduk? Kimse bunlarla ilgilenmiyordu. Kaybedilen her maç satılacak yeni bir hayal için zemin oluşturuyordu. Türk futbol tarihinin en pahalı teknik adamı olan Mourinho, benim Türk futboluna adapte olmam gerekiyor, oyuncularımın da zaman geçirmesi gerekiyor, sakatlık taklidi yapmaları gerekiyor, tıpkı diğer herkesin yaptığı gibi sözleriyle bizim futbolumuzu çözdüğünü gösteriyordu. Biz bunca parayı bize adapte olsun diye değil, futbolumuz Avrupa'ya adapte olsun diye veriyorduk. Birileri çıkıp yerde yatan futbolu ayağa kaldırmalıydı. Hayallerden gerçeğe dönüş başlamalıydı. Fakat aynı verilerle farklı sonuçlar gelmezdi. Takvim gazetesinde Ergün Diler'in Bal Gibi Yalan başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Hasan Hüseyin Öz'ün Kaos Ajanı başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın geçenlerde Foreign Affairs'te İzolasyonizmin Tehlikeleri başlıklı bir yazısı yayınlandı. Rice yazıda dünyanın Amerika'ya, Amerika'nın da dünyaya ihtiyacı olduğunu iddia etti. Bu imparatorluk kibrine aşinayız. Oysa Amerikan düzeninin insanlığa maliyeti çok ağırdı. Dolayısıyla son zamanlarda özellikle düşünce kuruluşlarının ajandasını taşıyan stratejistlerin ve emperyalist strateji üzerinde kafa yoran akademisyenlerin, siyasetçilerin, propagandacı gazetecilerin sıkça dile getirdikleri bu ve benzeri sözlere kimse itibar etmiyor. Söz gelimi Pepe Escobar'ın başını çektiği bir kısım gazeteci ve entelektüel, Amerika'nın kaos ajanı olduğunu söylüyorlar. Literatürde kaos ajanlığı, bir gücün, aktörün stratejik amaçlarına ulaşmak için bilinçli olarak kaos, belirsizlik veya istikrarsızlık oluşturma faaliyetlerini içerir. Amaç, hedeflenen ülkede veya bölgede istikrarı bozmak ve uzun vadede stratejik üstünlük elde etmek. Kaos ajanı hedefe ulaşmak için. Düşman devletler veya rakip gruplar arasında çatışmaları kışkırtır. Desteklenen örgütler aracılığıyla vekalet savaşları yürütür. Etnik, dini, sosyal veya politik gruplar arasında gerilimleri artırarak
sivil çatışmaları tırmandırır ve iç savaşları tetikler. Ne kadar tanıdık değil mi? İngiliz kurgusu Vehhabilikten ürettiği El-Kaide IŞİD üzerinden neleri kotardı Amerika şöyle bir düşünün. Özellikle kendi kurduğu bir örgüt eliyle İslam dünyasının mezhep savaşlarını üretti, birçok ülkede bölünmelere sebep oldu. Suriye'nin kuzeyindeki terör devletinin temelleri IŞİD'le savaşıyorlar sözleriyle desteklenen PKK-PYD eliyle atıldı ve etnik bölünmenin önü açıldı. Yani IŞİD bir taraftan İran'ın vekil örgütlerinin önünü açtı, diğer taraftan PKK-PYD'nin sözde uluslararası meşruiyetini sağladı. Suriye, Irak, Afganistan üzerinde Orta Doğu'nun, daha doğru ifadeyle Batı Asya'nın Amerika tarafından yazılan tarihinin özeti bu. Siyonist İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliamları, soykırımı da buna ekleyin. Kaos ajanlığının bir de ekonomik ayağı var. Ekonomik yaptırımlar, ticari savaşlar veya spekülatif saldırılarla ekonomik Ekonomik yaptırımlar, ticari savaşlar veya spekülatif saldırılarla ekonomik istikrarsızlık oluşturarak bir ülkeyi esir alabilir kaos ajanları. Öte yandan finansal sistemlere siber saldırılar düzenleyerek bankacılık ve ticari sistemlerini de zayıflatabilir. Askeri operasyonlar, sivil ayaklanmalar, uluslararası alanda ülkeleri izole etmek için geliştirilen politikalar. Bazen hafife alıyoruz galiba. En azından kendi namıma söylemiş olayım. Çöküşü analiz edip yeni arayışları göremiyoruz. Daha net söyleyeyim. Amerika, 2. Dünya Savaşı'nda oluşturduğu düzenin maliyetinden kurtulmak için bir noktada kendi kurumlarıyla savaşıyor, kendi koyduğu düzenden kurtulmaya çalışıyor. Bizim ezbercilerin anlayamayacağı nokta burası. Peki bu savaşı kazanabilir mi? Hiç zannetmiyorum. Ama insanlığa daha ağır bedeller ödetecek kaos ajanı Amerika. Burası da kesin. Star gazetesinde Hasan Hüseyin Öz'ün Kaos Ajanı başlıklı makalesini sundum. Sırada Türkiye gazetesi var. Türkiye'de Salih Uyan'ın 10 numara sorular başlıklı makalesini sunuyorum. Eski Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'u Antalya'da katıldığım bir seminerde dinlemiştim. Ziya Hoca bu seminerde bazı sorular sormuş, ben de not almıştım. Okulların açılmasına az bir zaman kala bu soruları tekrar gündeme getirmek istedim. Eğitimciler olarak bu 10 sorunun cevabı üzerine düşünsek bize yeter. İşte o sorular. 1. Hangi öğrencilerin başarılı, hangilerinin başarısız olacağıyla ilgili öngörülerinizin hep tutması size ne hissettiriyor? 2. Başarısız diye nitelediğiniz öğrenciler acaba sizin için ne hissettiriyorlar? 3. Öğrenemiyor demek, öğretemiyorum demekten daha mı kolay? 4. Çocuklara kendilerini sadece öğrenci gibi mi hissettirdiniz, yoksa bilim insanı, avukat, şovmen, ressam gibi mi? 5. Her gelen nesil bir öncekini aratıyor diyor musunuz? 6. İçinizden hiç keşke benim sınıfımda olmasaydı dediğiniz öğrenciler oldu mu? 7. Liselere giriş sınavına bazı öğrenciler girmeseydi okul puanımız yükselirdi dediğiniz oldu mu? 8. Türkiye'deki öğrenciler Kanada'da okusa daha mutlu ve başarılı olurlar mı sizce? 9. Veliler olmasa okulu ne güzel idare ederdik diye düşündünüz mü hiç? 10. Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar dikkate alınıp çalışmalar planlanıyor,
Peki öğretmenler arasındaki bireysel farklılıklar üzerine neden çalışmalar yapılmıyor? Türkiye Gazetesi'nde Salih Uyan'ın 10 numara sorular başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.